Merhaba sevgili öğrenciler. Tanıtım prova sınıfının geometri çözümleri. Şekildeki eşkenar üçgen biçimindeki kağıdın üzerinde oluşturulan eşkenar üçgen biçimindeki renkli kısımlar kesilip çıkarıldığında geriye alanı 112 köküç birim kare olan bir parça kalıyor. Kesilen üçgenlerden sarı renkli üçgen kırmızı renkli üçgenin alanının kırmızı renkli üçgen değişir renkli üçgenin alanının 4 katıdır. Yukarıdaki verilere göre kırmızı renkli üçgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş bize. Alanlar arasında 1'e 4 oranı varsa sevgili öğrenciler benzerlik oranı 1 bölü 2 olmak zorundadır. O zaman ben buraya A dediğimde 2A ve 4A şeklinde yazabilirim. ABC üçgenin bir eşkenar üçgen ve kırmızı renkli üçgende bir eşkenar üçgen olduğu için bu iki üçgen arasında da benzerlik yapabiliriz. Kırmızı üçgenin bir kenar uzunluğu 2A, ABC üçgenin bir kenar uzunluğu ise 7A'dır. O zaman buradan benzerlik oranımız 2 bölü 7 alanlar oranı, benzerlik oranı karesi olduğundan dolayı 4 bölü 49 diyebiliriz. Buranın alanı 4 ise alan ABC'nin alanı ise 49 S'dir. 49 S'in toplamda 21 S'i sarı, kırmızı ve yeşile dağıtıldığı için beyaz alan 28 S. 28 S'imiz sevgili öğrenciler 112 kök 3 birim kare olduğuna göre 4 S'imiz 7'ye bölünmüş hali kaç olacaktır? 16 kök 3 birim kare olacaktır. Yani cevabımız Ceyhan şıkkıdır. 32. soruya geldiğimizde ise aşağıda verilen binaların gölgeleri öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere güneş ışınlarının yeryüzüne aynı açıyla geldiği saatlerde ölçülmüştür. Aynı özellikte olan bu iki binanın biri 3 katlı, diğeri ise 5 katlıdır. Öğleden önce 5 katlı binanın gölgesinin uzunluğu AC, öğleden sonra ise 3 katlı binanın gölgesinin uzunluğu B'dedir. Yukarıdaki verilere göre bu iki binanın Gölgeleri farkı kaç birimdir diye sorulmuş. Güneşin binaları geliş açısı aynı olduğundan dolayı buradaki açıya ben alfa dediğimde bu açımızda alfa olacaktır. Burası 90, buraya da beta diyorum. Burası da 90 olduğu için buradaki açımızda ne oluyor? Beta oluyor. Bu binanın yüksekliğine 3K, bu binanın yüksekliğini ise 5K olarak adlandıralım. Ve böylelikle Burada karşımıza çıkan iki tane üçgenin beta açılarının karşısındaki kenarları oranladığımızda 3 bölü 5 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Benzerlik oranımız 3 bölü 5 ise alfanın karşısına işlemlerimiz rahat çıksın diyerek 6a diyorum. Alfanın karşısına 10a olarak adlandırıyorum. Buralar 3a, 3a olduğuna göre sevgili öğrenciler buraya da ne kalmış oldu? 7a kalmış oldu. Peki toplam uzunluk 104 santim olarak verilmiş. Yani 104 birim toplam uzunluğumuz ise 13 A'dır sevgili öğrenciler. 104'ü 13'e böldüğümüzde ise A'mız buradan 8 birim olarak çıkmaktadır. Bu iki binanın farkı sorulduğu için, bu iki binanın gölgeleri farkı sorulduğu için sevgili öğrenciler, 10 A'dan ben 6 A'yı çıkarttığım takdirde 4 A olarak karşıma çıkıyor. A'yı biz 8 bulduğumuz için 4 çarpı 8 cevabımız 32 olarak denizli şıkkı çıkmış oluyor sevgili öğrenciler. Diğer sorumuza geldiğimizde ise aşağıdaki şekilde çevresi 48 birim olan düzgün altıgen biçimindeki kağıt B köşesi E köşesinin üzerine gelecek biçimde katlanarak şekil 2'deki K, L, e, beşgeni biçimindeki kağıt elde ediliyor. Daha sonra LD kenarının Orta noktasından ve F köşesinden geçen bir doğru boyunca kesilerek sağdaki parça atılıyor. Yukarıdaki verilere göre kalan kağıt parçası açıldığında çevresi kaç birimdir diye sorulmuş bize. Sevgili öğrenciler, B noktası E noktası üzerine geliyorsa altıgenimiz tam ortadan ikiye katlanmıştır. Peki daha sonra ortadakiye katlanan altıgenimiz LD'nin tam orta noktasıyla F'den geçecek şekilde kesilmektedir. Ve parça atılıyor. Atılan ya daha doğrusu kalan parçayı biz açtığımız takdirde ve bu kenarları A, A dersek burası A, buralarda 2A, 2A şeklinde karşımıza çıkmış oluyor sevgili öğrenciler. Peki bu 2A'ları ben soldaki altıgenin üzerine yazıyorum. Burası 2A, burası da 2A. Buradaki burası L noktası sevgili öğrenciler Burası da K noktası. Peki biz makas yardımıyla tam şuradan şöyle kesmişiz. ve buraları AA diye parçalaşmış. Peki aynı şekilde burası da parçalanmış oluyor. Aya a. Çevresi 48 birim olduğu için bu altıgenin bir kenar uzunluğu nedir sevgili öğrenciler 8'dir. 4a'mız 8 ise a'mız buradan 2 olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki buranın uzunluğu da 8'dir sevgili öğrenciler. Yapacağımız işlem şudur. A noktasıyla C noktasını birleştirerek siyah olan yani şu uzunluğumuzu bulmamız gerekir. A'dan inen bu uzunluğu bulmamız lazım. Peki nasıl bulacağız bunu? 30 30 120 üçgeni karşımıza çıktığı için 30'un karşısı 8 ise 120'nin karşısı 8 kök 3'tür. Ve burada şöyle bir dik üçgen çıkmaktadır. Buranın uzunluğu a yerine 2 yazdığımız takdirde burası 2. Yüksekliğimiz ise 8 kök 3'tür. Peki ben buradaki uzunluğa b dersem, buradaki b'yi bulmak istediğimde Pisagor bağıntısı yapmamız lazım. Sadeleştirerek Pisagor bağıntısını gerçekleştirelim. 48 4 kök 3'ün karesi, 1'in karesi 1. 49 yaptık, kare kökünü aldık 7. 2'ye bölmüştük. Tekrar 2 ile çarparsam 14. Demek ki buranın uzunluğu 14'müş. Buranın uzunluğu da 14'tür. Ve buranın uzunluğu 8 birim. Buranın uzunluğu da 4 birim. 28 artı 12 cevabımız 40 birimdir çevresi. Diğer sorumuza geçtiğimizde ise 34. sorumuzda ise ABCD deltoid AC köşegen C, D, E ve B, G, F, e noktaları doğrusal. AB 8 birim. A, F, B, C, C, D uzunlukları 6 birim. D, de 2 birim olarak verilmiş. Bizden BG'nin G'nin e oranı kaçtır diye soruluyor. Deltoid'de sevgili öğrenciler köşegen bir açıortay olduğunu sakın sakın unutmuyoruz. Burası açıortay, burası da açıortay. Tabii ki burası AB uzunluğu 8 ise AD uzunluğu da ne olacaktır? 8 olabilmesi için 2 olacaktır. Sevgili öğrenciler, açıortayda ortayda yansıtma özelliğini kullanarak 8'i BG kenarına, 6'yı da GF kenarına ne yapabilirim? Yansıtabilirim. Ancak alt tarafta da bir açıortay olduğu için sayılarımız rahat çıkması adına ben 8'in 3 katı olan 24K'yi alıyorum. 6'yı da yansıttığımız takdirde sevgili öğrenciler 18K yapıyor. Peki C'deki açı ortaya göre işlem yaptığımızda ise yine yansıtma özelliğini kullandığımızda 6'ya 24K gelmiş. Buranın uzunluğu 8 birim olduğu için 8'e de toplam uzunluğumuz ne olacaktır? 32K gelecektir. 32K'nin 18K'si burada olduğuna göre FE uzunluğuna 14K kalacaktır. BG uzunluğumuz 24K bölü FE uzunluğumuzda 14K olduğu için cevabımız 12 bölü 7 Adana şıkkı çıkmaktadır. 35. sorumuza geldiğimizde ise sevgili öğrenciler birim karelere bölünmüş düzlem üzerinde x, y, z, a, b, c ve d noktaları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A, B, C ve D noktaları sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. bölgededir. X ekseni yatay çizgilerden biri, Y ekseni ise dikey çizgilerden biridir. Buna göre X, Y, Z noktalarının konumları için aşağıdakilerin hangisi doğrudur? A noktası birinci bölge, B noktası ikinci, C üçüncü ve D de dördüncü bölge olduğuna göre bizim koordinat sistemimiz şu şekilde olacaktır. Buradan gördüğünüz gibi A birde, B de, C de ve D de dördüncü bölgede olmuştur. X eksenimiz, daha doğrusu X noktamız Y ekseni üzerinde. X'imiz Y ekseni üzerinde Y'miz orijinde Z'miz ise sevgili öğrenciler dördüncü bölgededir. Peki bu şartı sağlayan hangi şıkkımız vardır diye baktığımızda Ceyhan şıkkını görmekteyiz. 36. sorumuza geldiğimizde ise sevgili öğrenciler koordinat dizleminde ABC bir dik üçgen. AB ile BC dik verilmiş. AD ile DB eşit. A noktası eksi 4'e 0. B noktası, C noktası ise 6'ya 0 olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre DC doğrusun eğimi kaçtır diye soruyor. Sevgili çocuklar B noktasından ben aşağıya bir dik çizdiğim takdirde otomatikman y eksenine paralel olmuş oluyor ve orta taban oluyor. Buradaki eşitlerden dolayı. A noktasının orijine olan mesafesi 4 birimse orta tabandan dolayı O noktasını indirdiğim yüksekliği olan mesafesi de 4 birimdir. C noktasının koordinatı 6'ya 0 olduğu için buraya da 2 birim kalmış oluyor. Dikten dikindiği için ökleti hatırlamamız gerekiyor. H kare eşittir P çarpı K'dan 2 çarpı 8 16'dır. H'miz buradan 4 olarak çıkmaktadır. Peki orta taban olduğu için D noktasının koordinatı da ne olacaktır sevgili çocuklar? 0'a 2 olmak zorundadır. Eğim açımız, eğim açımızı hemen gösterelim size nerede olduğunu. Eğim açımız buradaki açı olduğu için buraya da alfa diyelim. Eğimimiz tanjant alfa yani karşı bölü komşudan karşısında 2, komşusunda ise 6 birim olduğu için cevabımız 1/3. Adana şıkkı çıkmaktadır sevgili öğrenciler. 37. sorumuza geldiğimizde ise sevgili öğrenciler, Zeynep 10 adet birim kare kullanarak isminin baş harfini dik koordinat düzlemine, tabanı x eksenine paralel ve a27 noktasına gelecek şekilde çizmiştir. Yukarıdaki verilere göre AB doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? A noktasından ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim Sağ tarafa doğru geldiğim takdirde yani 2 noktasından 9'a gelmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4 birimde aşağı doğru indiğimde ordinatını 4 birim indiğimiz takdirde de 3 noktasına gelmişim bu A ve B noktalarından geçen doğrumuz bu olduğu için y eşittir mx artı n diyebiliriz. Burada öncelikli olarak eğimi bulmamız gerekir. Doğrunun eklemini bulabilmek için. Eğimin formülü neydi? Y'ler farkı bölü x'ler farkıydı. Ancak biz daha farklı bir şey yapalım. Şöyle birleştirdiğimiz takdirde bir dik üçgen oluşturmuş oluyoruz. Buranın uzunluğu 4 birim. Buranın uzunluğu da 7 birim olduğunu biliyoruz. Karşı bölü komşudan eksi 4 bölü 7 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Test tekniğini kullanmak gerekirse şıklarda eksi 4 bölü 7 olmayanları elediğimiz takdirde A ve E iki şıkka indirmiş olduk. Peki A ya da E şıklarının hangisi olduğunu anlayabilmek için Yine A noktası ile B noktasını şıklarda yerine yazarak doğru cevabı rahatlıkla bulabiliriz. E şıkkında ben A noktasını yazarsam 4 çarpı 2 artı 7 çarpı 7 eksi 57 eşittir 0 dediğimizde 57 eksi 57 eşittir 0 sonucunu elde ettiğimiz için sağlayan şıkkımız edir nedir diyebiliriz. Bizde ise Analitik düzlemde A, B, C noktaları ile oluşturulan ABC üçgen için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. O zaman bir ABC üçgeni çizelim. A noktası, B noktası ve C noktası. Eşkenar üçgendir diyor. Kenarların eşit olabilmesi için iki nokta arası uzaklık formülünü gerçekleştirmemiz lazım. Burada kısa şekilde xler farkı 4, yler farkı 3 olduğu için 3, 4, 5 üçgeninden 5 olarak AB uzunluğunu söyleyebiliriz. Peki BC uzunluğuna geldiğimizde ise x'ler farkı 10, y'ler farkı ise 5 olduğu için 5 10 ne üçgenimiz vardır sevgili öğrenciler? Yani k 2k k kök 5 kuralından BC uzunluğunu 5 10 5 kök 5 olarak rahatlıkla bulabiliriz. Sırada AC uzunluğunu bulmak var. X'ler farkı buradan 6, Y'ler farkı ise nedir? 8. 6, 8 ne üçgenimiz var? 10. Peki 5, 10, 5 kök 5'i sağlayan nasıl bir üçgendir? Sevgili öğrenciler Pisagor bağıntısı yaptığınızda eşitliği sağlamış olduğunu göreceksiniz. Ve dik açılı bir üçgendir. O zaman biz dik üçgen olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cevabımız edir nedir? 39. sorumuza geldiğimizde ise 4 özdeş dikdörtgen dik koordinat düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sevgili öğrenciler, buradaki uzunluklara dikdörtgenin kısa kenarına K, K diye adlandırıyorum. 3 tane K'miz dikdörtgenin uzun kenarına eşit olduğu için burası 3K, K ve buraya da 3K olarak söyleyebiliriz. Kırmızı yani D2 doğrusunun eğim açısı burası olduğu için alfa olduğundan B'miz eğimimiz yani karşı bölü komşu burası 4K yani 4 bölü 3 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki D1 doğrusunun eğimine bakarsak sevgili öğrenciler. Eğim açımız burası yani beta. Z kuralı paralel olduğu için betamız buraya gelir. Ve buranın uzunluğu da 4K olduğundan dolayı karşı bölü komşu dediğimizde D1 doğrusunun eğimini yani A'yı 4 bölü 1'den 4 olarak bulabiliriz. Burada şıklara baktığımız takdirde birinci madde yani B eşittir 1 diyor. Maalesef B'miz 4 bölü 3'tür. O zaman burayı eledik. A'mız B'nin 3 katıdır diyor. B'yi biz 3 ile çarptığımız zaman A ile eşit işte olduğunu rahatlıkla görebiliriz. O zaman ikinci maddemiz doğrudur. A ile B'nin toplamı 16 bölü 3'tür. Toplayalım. 4 bölü 3 artı 4 dediğimizde 4 ile 3'ü çarptık 12. 4 ile topladığımız takdirde 16 bölü 3. Yani üçüncü maddemiz de doğru olduğu için cevabımız 2 3 denizli şıkkı çıkmaktadır. Son sorumuza gelirsek sevgili öğrenciler. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt D doğrusu boyunca katlandığında C noktası şekil 2'deki gibi K noktasına gelmektedir. Alan ABKD DEC üçgeninin iki katı olduğuna göre X kaç birimdir diye sormuş. Şeklimiz D doğrusu boyunca katlandığı için EC uzunluğuyla KE uzunluğu rahatlıkla eşit olduğunu söyleyebiliriz. 3, 4, 5 üçgeninden buranın 4 bu uzunun da 4 olduğunu görebiliyoruz. Küçük üçgenin alanı S, mavi bölgenin alanı ise 2S olarak verilmiş. Katlamadan dolayı kırmızı bölgenin alanı da nedir? S'dir. Yukarıdaki şeklimize geldiğimizde ise buranın alanı S dedik. Buranın toplam alanı ise 3S oldu. Ve burada ben alfa, beta diyerek benzerlik olayını gerçekleştirebilirim. Küçük üçgenin alanı S Büyük üçgenin alanı ise 4S olduğu için alanlar oranı 1 bölü 4'tür. Alanlar oranının karekökü ise bana benzerlik oranı 1 bölü 2 vermektedir. Bundan dolayı küçük üçgende 90'ın karşısı 5 ise büyük üçgende 90'ın karşısının 10 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 10'un 8'i burada olduğuna göre x'in 2 birim olduğunu görebiliyoruz. Bundan dolayı cevabımız Adana şıkkıdır.